Benim kafam şöyle işliyor. Işte, bir ekonomik krizde ilk kızacağım yer kozmetik malzemesi olur. Ama öyle değil anladığım kadarıyla. de en çok e, yani en çok paranın kazanıldığı iş kozmetik sektörü oldu. Çünkü herkes kendine aynadan baktı. İki yıl eve kapandık aslında. Mutsuz da oldu. Boyadı Mutsuz durdu. Oldu. Ve sürekli kendimizle uğraştık. <laughs> çok acayipmiş. Ve doğru. çok para harcadık yani. <laughs> doğru. Hiçbir zaman bitmeyecek yani bu iş. O yüzden kozmetik markası kurdum diyormuşum ne neyimiz var size? Benim e, vegan BB krem markam var. Vegan BB. %100 vegan. Çünkü hayvanlara aşık bir insanım herkes gibi. E, onlar üzerine denenmeyen, %100 doğadan gelen içeriklerle oluşturmuş olduğum bir marka. Hep farmar allık. Onlara var. daha giremedim. BB krem ne demek? BB krem işte şu an yüzümde olan ince yapılı, yok gibi, günlük kullanıma günlük kullanılabilecek şeyler. Ama renk veriyor. Tabii renk veriyor. Eskiden bunların adı fondöten, modetandı. Şimdi BB kremi, BB krem. Şimdi Bak. modernleştik birazcık. CC kremler. CC <laughs> ne? CC de daha incisi oluyor. Yani şu an yok gibi görünen makyajın daha da azı gibi. Ama ben bunları öğrenene kadar ölürüm yani. <laughs> çok zor ya. Ben size öğretirim. O çok büyük bir el becerisi. Mesela ben muhtemelen siz çok güzel resim de yapıyorsunuzdur. Evet. Mesela ben çöp adam. O kadar asla bir yeteneğim yok. Sizin el yeteneğiniz olduğu için mesela siz muhtemelen şahane bir resim yapıyorsunuz. Ben portre çiziyorum. <laughs> yani bina çizebiliyorum. Her şey zaten hani inşaat mühendisini kazanırken hazırlandığım için, gerekli eğitimleri aldığım için. Onun dışında bir de kendim hani ilkokuldayken iş eğitim derslerinde hep hocam bana işte tahtada hep şey çizdirirdi. Serhat Bey, ürünleriniz Türkiye'de satılıyor mu? Evet şey? Yani şu anda online satıştayız. Online. Ama e, Avrupa'da da satıştayız. Avrupa'ya da açıldık. <laughs> e, yakında tüm dünya olabilir. Ne güzel. Valla Türkiye'den böyle girişimci gençlerin çıkması çok çok güzel. E, bence de çok güzel bir şey. Yani her baş, yani her başarının bence arkasında bir farklı bir şey var, bir hikaye var yani. Beni de besleyen galiba doğup büyüdüğüm yer, ailem bunların bana vermiş olduğu güç bence. Mardin'de kadınlar sizin çocukluğunuzda makyaj yapar mıydı? Evet. Öyle mi? Böyle Kalem. Siyah bir kömür sürme vardır. Böyle şey gibi, testi gibi. Onun içinde böyle kömür gibi kajal deniyor ona. Hep onu sürerlerdi. Ama öyle far falan yok. O, o siyahlığı göz üstüne de sürerlerdi. İşte maskarada sürerlerdi. Ben yani Mardin'de çok görüyordum ben. Çok bakımlı çünkü herkes orada. Aa. Burada biz iş yoğunluğundan hiçbir şey yapamıyoruz. Oraya yetiş saat kısıtlı, oraya yetiş saat kısıtlı. Anca bir tatile gittiğimiz zaman ya da ailemizle bir bayramda, seyranda oturup kendimize zaman ayırıyoruz. Ama orada zaman çok. Evet.